Evet. Tünele doğru yaklaştık ama ondan önce şurada bir tane zula vardı. Bir onu kontrol edeceğim. Bu güzel. Şimdi birazdan hazırlıklarımız tamam. Tünele giriş yapacağız. Şunu bir patlatayım. Burada bir şey var mı? Şimdi tam yanından geçerken falan patlar. Bura çıkmaz sokak. Şimdi bu son emisyon olayından sonra, patlamadan sonra bir sürü yol açılmış. O yoldan işte bu snorklar vesaire diğer mutantlar geliyor. Şimdi buraya da bayağı bir doldurmuş bunlar. Hani burayı temizledikten sonra suyla basmamı söyledi komutan ama zaten burayı ben temizlemiş oluyorum. Buraya aslında sığınak yapmak daha mantıklı değil mi? Yüzeyde olmaktansa yer altında. Bana kalsa ben böyle yerde daha güvende hissederim kendimi. Orada binalarda diğer grupların da hedefiyiz. Silahlı saldırı olabilir. Bu az önceki geçemediğim kapının herhalde olan kısım. Bu daha önce bahsettiğim psikolojik mutant. Şurada. Bu hayal falan görmemizi sağlıyor ve kafamızı bu şekilde bulandırıyor. Daha önce barmenle konuştuğumda bana demişti, işte askerlerin birçoğu hayatta kalabiliyor ama diğerleri ölüyor diye. Askerlerin işte zırhı falan daha iyi, kaskları daha iyi diye. Askerlerin hayatta kalma sebebi kasklarının iyi olup kulaklarını kapatması. İşte bu psikolojik şeyi mutant onlara tam tesir edemiyor. O yüzden benim de iyi bir suite falan ihtiyacım var yani. Çünkü bunun daha fazla olduğu yerler olacak. Hani bir tanesiyle şu an rahat başa çıkıyorum ama 2-3 tane oldu mu bir türlü ateş etmeye izin vermiyor, bırakmıyorlar. Şu an kapıyı kapatmış şey. Şurada bir yerde şey var. Burada artefakt vardı. Ama tabi gene benim dedektör yakalayamıyor. Benim bundan acil kurtulmam lazım. Bu beni çok zarara uğratıyor. Yani burada ben bir sürü şey toplardım. Yani sadece burada değil, nereye gitsem
Orada hiçbir artefakt buldurmuyor bana. Şimdi şu pompaya bir bakayım. Yani mesela metro gibi buralarda mesela şehirleşmek daha mantıklı bence. Burada bir şey yok. İlk yardım güzel. Bu pompayı bununla çalıştırmıyor. Şurada kırık var. O yüzden pompa arızalı herhalde. Şurada ne var acaba? Kapı açık gösteriyor ama şey çıkmıyor bir türlü. Burada da var. Ama tabii dedektör. Şuraya girmeyi merak ettim ya. Ne var acaba? Ama giriş şuralarda falan mı acaba diyeceğim ama giriş alt katlardan falan oradan girip buradan çıkıp bir şey ama hiç öyle de bir şey görmedim yani şuralarda hiçbir şey görünmüyor bir kapı olsun küçük giriş olsun oraya ulaşmak için sanırım yok. Şurada ne var? Buralarda giriş var mı? Yok. Buraya suyla dolacağı için bir daha gelme şansım olmayacak. Yani daha sonra gelip bakayım diye bir şans yok. En azından buradayken biraz kurcalayıp belki bir yolu vardır. Tahminen yok dedi. Çünkü şey yok. Sağında, solunda inecek, çıkacak bir şey yok yani. Tünelden başarıyla çıktık. Ama artık buraya giremeyeceğiz tekrardan. Şu an iyice suyla doldu. Great work, Stalker. Life should be a little easier now that the tunnels are flooded. We owe you, man. Come see me for your reward. Burada da var. Artefaktın olduğunu bakın şöyle anlıyorum. Bakın dikkatli bakın. Ortada hareket eden yürüyen bir yeşil bir top gibi küçük de olsa bir cisim var. Bakın mesela şu an. Tam şurada şu an. Bir de attığım yerde. Dedektörüm iyi olsaydı onu yakalayıp görebilirdim. Ama şu an bu ikinci mesela kaybettiğim artefakt oldu. Buraya geldiğimden bu yana.
Ne şu anda bir şey var mı? Ulan her yerde adamlar ya. Bu banditler neymiş bu ya? Yalnız fena vurdu ha. Üç kişi daha var. Dediğim gibi bence burada aptallık etti Dati. Şöyle yer altında saklanmak dururken emisyondan falan korunmak çok mu daha avantajlı? Emisyondan korunur. Tabii bunların zırhları da bayağı şey olmuş ama. Yüksek seviyede. Bu kadar mesafeden Viper'ın bu kadar hasarsız kalması iyi bir zırhlar olduğunu gösteriyor. Onun yerine madem şuna geçeyim. Hani burası her konuda daha şey, yüzeyden daha avantajlı. En azından şu yollara falan bir patlıyor mu acaba? En azından buralara böyle bir barikat kurmak, şey kurmak yüzeye göre çok daha kolay. Yağmurdan korur, soğuktan korur, emisyondan korur, mutanttan korur, diğer gruplardan korur. Burayı bize boşa ziyan ettiriyor. İşte metroda zaten bu oyun metronun atası. Kitaplar falan da yani bundan esinlenme. Hani metroda falan bu konuyu mesela iyi işlemişler. Tabii bu oyun eski olduğu için şimdi yani kim ne diyebilir ki? 20-25 yıllık oyun. O yüzden o zamanın şartlarına ve düşüncesine göre çok güzel yapmışlar yine de. Ama mesela yeni çıkacak olan Stalker 2'de mesela bunu işlerlerse çok güzel olur. Mesela kadın, çocuk falan hani o çaresizlik. İnsanlar böyle yerlere toplanmış metrodaki gibi. Dışarıda işte hayat bayağı sıkıntılı. Randasyon vesaire. Yani insanlar kendisiyle oyun arasında bir bağ görebilirse oyuna daha kendini yakın hisseder. Oynarken keyif alır. Yani Stalker'da şu var, yalnızlık hissi var. Gerçekten kendinizi yalnız hissettiriyor, gergin hissettiriyor. Bunu tamam, tünelden başarıyla çıktık. Bunu size gerçekten hissettiriyor. Dati'ye saldırı oldu herhalde. Bunlar da savunma falan yaptı.
Hani kadın çocuk vesaire böyle olursa biraz drama yaratabilirlerse çok daha güzel olur. Yeni bir şeyler var mı? Şimdi her görev yapıp geldiğimde veya biraz zaman geçtikten sonra bu tüccarların falan konuşması veya görev verecekse vermesi başlıyor. Şurada bir tane datı ölmüş. Bu nasıl ölmüş ya? Az önce işte saldırıyı püskürttük falan diye telsiz konuşmaları geçti ama bunu buraya burada nasıl öldürmüşler yani? Şunları bir tamir ettireyim. Ateş falan zırhımı baya zarar verdi. İkinci seviye şeyler açılmış bunda. Onları bir yapalım. Tamir. Tamam. Öbürü saçma atandı. Bu şeydi. Tek atandı. Şimdi ben bunu bir modifiye edeyim. Elimdekinden daha iyi bu. Hasar olarak da. Tamam. İki mermi eklentisi tamam. İsabet oranı. Güvenirlik. Güvenirlik silahın ömrünü arttırıyor. Yani mesela 50 mermide tutukluk yapmak yerine 80 mermiden sonra tutukluk yapmaya başlayacak. Şu an bu tamam. Bunu şu an saçmasını yaptım. Bundan bir tane de bulursam dart olanı yapacağım. Sonra diğer eski gri olan pompalı tüfeklerime elveda diyeceğim. Bu flash bellek neydi? Zırhlar içinmiş. Sanırım Clear Sky zırhta şey zırhlar. Filodum sniper tarzı keskin nişancıydı. Clear Sky zırh. 10.000 o iyi. Perfection is called duty. Why you ask? Well, it's simple. If we don't do it, who will? Our responsibility is to fight the zone in all its manifestations. Many of our present members started out as ordinary stalkers, just trying to make a buck. But after seeing enough of the zone's horrors, they realized it's time to do something about it. Better to sacrifice your own. The Agroprom Research Institute is in a good strategic location, not to mention its underground tunnels. Anyhow, some time ago, we deployed a research program there to study the zone. For secret experiments for controlling consciousness carried out in Soviet times. Can you believe that? Those guys made a lot of headway in their research. They even managed to instill simple commands into the minds of animals. That's what led us to suspect that someone or something can control mutants. Unfortunately, all of our data confirms this theory. As soon as peace out. What you need, Mark? Stalker, enlisted in duty. Do your part in protecting the world from the zone. Biraz parayı topladık yine de.
Bu Feng'in attığı kazıktan sonra maddi olarak bayağı bir çöktüm. Şimdi yavaştan biraz para yine toplanmaya başladım. Bu sefer şey olursa iyi bir suit alacağım. Şimdi şu eldeki silahları bir çıkartayım. Benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi de bu. AN-94, az önceki siyah. İstediğim suitlerden bir tanesi bu Seva suit. Ne kadar? 30 bin ruble neredeyse. Tamamen kapalı hem de zırhlı. Mesela üstüne geldiğim zaman bayağı bir fark ediyor yani, üstümdekinden çok üst. Benim şu an üstümdeki level 2 ise o level 5. Ondan bir tane şart. Ama aklımda hala oturmayan sorular var yani, Feng'in falan o kişisel el bilgisayarını falan niye bıraktılar, biz niye taşıyoruz, niye Feng'in peşindeyiz? Şu an tamam. Başka bir şey yok gibi ya satacak. Şimdi komutandan yeni bilgiler geldi. Kafamda bazı soruların, teorilerin oluşmasını sağladı. Al işte. Harita gene kıpkırmızı. Abi banditler gene burayı ele geçirmiş ya. Bunu niye böyle anlamadım. Gıcık oldum bu şeye. Stop dragging your feet and talk to me. Seninle konuşan kim kardeşim? Yes. Bir şey var mı? Yok. Bunda da yok. Şurada bir sarı halkalı var. Bunda bir şey var mı? Bunda da yok. Şu an dedektörüm yok. Olursa yeni söylentiler neler? Don't forget old Kolobok. Stop by Bu monolitler normal sen, ben, yani herkes. Burada da bir tane ölen var. Bu nasıl ölmüş ya? Her gruptan insanlar fakat radikal, aşırı tutucu dinciler oluyor. O taşa tapıyorlar, dilek taşına. Ve kendilerine bir din yaratıyorlar. Ya da şurada banditler var. Şu bölgeyi bir temizleyeyim ya. Sol tarafta 3 yıldız var. Şey, 3 kırmızı nokta var. 4 oldu. Orayı bir temizleyeyim ben. Ya da o makine onların artık beyinlerini yıkayıp o hale getiriyor.
Şu silahı bir alayım. Bu dart atan. Şu yeni pompalıyı bir alalım. Bunun nişanı daha şey. Güzel ve mermiyi daha stabil atıyor. Monolitler birer neredeyse zombiye dönüşüyor. Dediğim gibi çok aşırı radikaller. O dilek taşına tapıyorlar. Ya da dilek taşı onların artık hani beyinlerini kontrol ediyor. Bendiklerini itiyorlar. Şimdi komutandan öğrendiğime göre şurada bak orada mesela artifak var. Hareket edip şeye çarpıyor çünkü anomalilere çarpıyor. Tabi benim dedektör görmeyecek tahminen. Şimdi şuralara bir bakayım belki bir şeyler çıkar. En azından radyasyon ilacı çıktı. O benim için hep kazanç. Orada mesela şu an artifak var. O hareket ettiği için artifak taşları anomalilere çarptığı için o şekilde tepki veriyor anomali. Hop, atlasını yakalanıyorduk. Yok, direktör görmüyor. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Radyasyon da var. Şöyle etrafından bir döneceğim. Belki şuralarda falandır görür diye. Ama %99 görmeyecek. Çünkü gördüğü zaman en ufak da olsa bir ışık yanıp sönüyor. Şu an hiç ölü yani tepki vermiyor. Benim bir an önce bu iki soruna çözüm bulmam lazım. Birisi dedektör, bir tanesi suit. Stalker'lara yardım et. Şurada bir yerde. Şimdi burası su girmeyeyim. Kesin onda radyasyon vardır. Dati'nin komutanından beyinlet izlenen bir makineyi öğrendik. Şimdi kafamda bazı teoriler oluştu. Lan. Of. Abi şu el bombasını gerçekten yani abartmışlar, sapıttılar ya. Bak bir tane daha atıyorlar şu an. Bağırdıkları buldum el bombası kurdu. Burada gafil alandım. Ben stalkerlara yardım edeceğim diye uygun silah almadım. Burada iyi bir makinalı giderdi yani. Şu an pompalı biraz etkisiz kalıyor. Adamların zırhları da iyi şu an buradakiler. İlk bölgelerdeki gibi ezik değil bu banditler. Normalde şimdi onlara bir iki tane atsam ölüyordu. Bunlar 4-5 tane yediği halde şuna bak saçma kurtunu tam işlemiyor şeye. Zırhlarına. Ve silahları da iyi yani. Şu an canım bayağı yaktılar yani. Bandaj falan kullandım bayağı. Tamam, burayı temizledim.
Şimdi diyor ki Dati'nin generali, bilim adamlar diyor o kadar gelişmiş diyor, yer altında diyor gizlice şey çalışmışlar ki diyor Sovyetler döneminde diyor. İşte bu beyne taktığın bir cihazla diyor hayvanlara komutlar verebiliyorsun diyor. Vesaire. Çok iyi bir beyin manipülatör cihazı yapmışlar diyor. Onu da herhalde biri ele geçirdi falan diyor. Bu zoneden bizi uzak tutuyor. Çünkü diyor zoneye ne zaman yaklaşsak diyor sanki diyor hani ona zarar verecekmişiz gibi veya onu yok edecekmişiz gibi diyor tepki veriyor diyor. Tepkisini de şöyle kullanıyor diyor. Biz diyor nasıl diyor silahları kullanıyorsak diyor işte birbirimizi öldürmek için vesaire diyor. O da diyor mutantları kullanıyor diyor. Onların zihinlerini kontrol ediyor diyor. Üstümüze salıyor diyor. O yüzden diyor ne zaman zoneye yaklaşsak diyor veya bir işte stalker grubu diyor o bölgelere şey yapsa diyor şeyler çok agresifleşiyor diyor mutantlar diyor her yerden fışkırıyor diyor. Birincisi bu benim herhalde teorim yani böyle oluyor. İkinci teori de bu direk taşı dedikleri şey acaba bundaki bir insan bu şeyi mi diliyor hani benim işte doğaüstü güçlerim olsun gibi bir dilek mi diledi? Aa, bunlar zırhlıymış. Şu an yerde yatıyor yaralı. Ama burası temiz. Bunlar da zombi. Emisyondan kaçamayan genelde işte kim olursa olsun askerdir, Freedom'dur, Dati'dir. Daha sonra zombi olarak uyanıyorlar. Eğer yaratıklar onları yem şey mutantlar onları yemediyse. Tabi zombi olarak kalkıyorlar. Akılları bilinçleri yerinde değil. Acaba bunları da beyin eritici dedikleri o cihazı kontrol eden kişi bunları kontrol ediyor mu acaba zombileri? Ve beyin eriticide şöyle bir olay var. Şu an makinenin varlığı ispatlandı. Onu kullanan kişi insan mı, mutant mı, uzaylı mı? Onun daha cevabı yok. Sadece yer altında beyin eritici denen bir makinenin olduğu, bu makinenin de işte zihin yoluyla varlıkları kontrol edebildiği. Mesela Savas Suite olsaydı o 30 bin rublelik olan burada çok rahat gezebilirdim yani. Şu an girdiğim an ölürüm yani. Çünkü gaz maskesi falan o kısımlar yok benim şeyde. Benim şu an sadece çelik yeleğim var. Aa, buralarda hep artefakt var da işte. Normalde buraya gelip stalkerlara yardım edecektim. Şu bullet sıkırları falan İşte kan emicileri öldürecektim. Orada işte banditlerin saldırısı çıktı bir anda sürpriz olarak. O da işimize taş koydu. Şuraya girmek istiyorum ama belki bir şey vardı diye. Ama orada full asit. O yüzden şu an girmeyeceğim. Radyasyon yok, devam. Şurada bir zula var. 4 tane bomba atar mermisi. Şurada ne var? Mutant var. Tamam. Yolumun üstü. Şimdi mutantların sürekli çıkmasını anlıyorum. Hani az önceki teoriden dolayı. Biz zoneye ne kadar saldırırsak şimdi datilerin bir yandan da şey doğrulandı. Bu konuda haklılar. Biz ne kadar bölgeye yaklaşırsak o beyin eritici denen makinaya, o makinayı kullanan kişiyi
İşte kendi bölgesine tehdit vesaire şey algılıyor. Yaklaşırsak silah olarak bize bu yaratıkları gönderiyor. Yaratıkların sürekli, mutantların sürekli çıkmasını anlıyorum. Ama şu banditlere bir çözüm olması lazım yani. O kadar şey bir dakika uğraştım orayı temizlemek için. Bayağı da öldürdüm yani. Adamlar gene karargahın hepsini ele geçirmiş. Hani daha önce de söyledim, acaba şu an benim bir bağlı olduğum grup olmadığı için mi öyle? Hani oyun kime vereceğini mi karıştırıyor? Acaba bir gruba girdiğim zaman banditler silinecek mi oyundan? Çünkü merkez üsleri orası herhalde. Eğer öyle olursa süper olur. Eğer olmazsa çok sıkıntı yani. Hiçbir anlamı yok sürekli. Şimdi şu bölge full kırmızılar şey. Bandit veya ordu vesaire. Şuna baksanıza, adamlar tüm şeyi almış. Ya benim az önce savaştığım tüm şeyler gitmiş. Hadi orduyu da biraz anlayabilirim. Adam ordu yani, adam bitmiyor. Gönder babam gönder. Ya da orayı kendine sınır çizmiştir. Ordu sürekli oraya kendine işte hat oluşturuyordur. İşte şurada var mı acaba bir şey? Gerçi bizim köpek varmış ya. Ula var ya, hiç şeyde de belli olmuyorlar ha. Aralarına falan girsem direkt parçalayacaklar. Orada bir tane daha gördüm sanki de. Hani ordu orayı hendek bendek şeyine çevirmiştir. Hani o bölgenin ilerisine geçmeyiz, gerisine de kimseye geçirmeyiz diye. O da mantıklı olur. Oraya askerleri sürekli gönderip bir yer. Ama şu bandit gerçekten gıcık etti. Ki banditlerin yanı komutanını da öldürdüm yani. Stalker'ların işte rütbesi var. Onda 4 yıldız falan vardı. O bayağı şey oluyor, lider veya komutan. Ama yok, ileride belki bir çözümü vardır onun. Şimdi şurada bir tane zula varmış. Boruların üstündeki ağaçta diyor. Borular şurası. Stalker'ların burada bir tane daha üssü var. İyi. Tamam, görev vermiyor. O da boş. O mavi ilk yardım çantası iyi. Şuraya bir atlayayım. Ağaç bu burada. Şimdi Zuba nerede? Onu daha şurada bir yerde herhalde, çünkü başka borudan geçecek yer yok. Of. Neyse, sıkıntı yok. Devam. Kafaya koydum, alacağım orayı. Bir yandan da birileri çatışıyor, el bombası falan atıyor. Mücadele etmeden bir şey kazanılmıyor. Yavaş yavaş da olsa alacağım onu. Görsem nerede olduğunu, onu da göremedim daha. Şurada ya da şurada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar diğer yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.